sıkça karşılaştığımız bir sorudur. Yamayı nereden buluyorsunuz diye. O kadar fazladır ki çevremizde derim. O son derece düşünmediğimiz, hatta kolaylığı olan bir durum. Çünkü hemen kulağın üstünde ısırmamızı, çiğnememizi sağlayan çok büyük yelpaze şeklinde bir kasımız var. O kasın üzerindeki zarı sıyırarak kulak zarına yama olarak kullanabiliyoruz. Hemen daima sık olarak kullanılan, dünya yüzeyinde en sık kullanılan kulak zarı yaması bu olabilir. Ama daha fazla güçlü bir materyale ihtiyaç duyarsak, o zaman kulak deliğimizin, dış kulak yolumuzun hemen ön kısmında yer alan çıkıntı, yani bir kıkırdak bölümüdür, tragus deriz. Bu tragus dediğimiz bölgenin kıkırdağından, ki yine oraya yapılan, kesilen kozmetik bir farklılık, bir bozukluk oluşmaz. O kıkırdağın kendisini alabiliriz. Kıkırdağın zarını soyup alabiliriz. Kıkırdağın zarı ve kıkırdağın kendisini beraber olarak kullanabiliriz. Materyalimiz son derece bol ve yeterli olarak vardır ve bunları aldıktan sonra da hiçbir şekilde geride olumsuz kozmetik bir kötü görüntü kalmayacaktır. Orta kulağı onarmak için kullandığımız, yani kemikçiklerde bir hasar olduğu zaman kullandığımız materyallerde biraz çeşitlilikler olabilir. Çıkan kemikleri şekillendirip, yontup yerine yerleştirip yapıştırıcı maddelerle kullanabiliyoruz. Ama yine şahsi uygulamamda en sık kullandığımız, 2002'den beri kullanmakta olduğum titanyum protezler vardır. Bu titanyum protezlerin boyları, boyutları, şekilleri, türleri, tipleri birbirinden farklılık göstermektedir. Boylarını olması gereken yüksekliğe, uzunluğa göre ayarlamak koşuluyla kemikçik zincirinde kırılma olduğu takdirde kullanabiliyoruz. Hatta çimento deriz ama aslında kemik çimentosu tabir edebileceğimiz özel cam seramiği yapısında bir takım materyalleri de yine arada dolgu olarak veya kemikleri tamir etmek için kullanabiliyoruz. Yani çok çeşitli ama yeterli, etkin materyallerimiz vardır.